istasyon Tango Alfa Uçuz Karlı'dan bir trafik anonsu geçiyorum. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı bu Fahrettin Altay Konak arasında felç durumda. Felç yani trafik çok çok gıdım gıdım yavaş yavaş ilerliyor. Kullanacak olan arkadaşlarım bilgisine karşı tarafta Konak'tan Fahrettin Altay tarafından geniş açık orada sorun yok. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Tango Alfa 3 Alfa Foxtrot Golf Fikret Gazi. Karşımızda Alinco'nun DR735 modeli var. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Çok tanınmış bir cihaz değil. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Ve diğer Alinco'la yani mesela örnek olarak DR635'te arasındaki farkı söyleyeceğim. İkisini de kullandığım için. Şimdi öncelikle görsel olarak cihazımız bu. Mic'ı çok kibar, başarılı. Bayağı iyi. Cihazın dinleme hassasiyeti gerçekten çok iyi. UHF ve AF 50 Watt. Volüm tuşları basılabiliyor. İşte A band ve B band olarak seçenekler mevcut. Şunlar da aynı şekilde işlem yapabiliyor. Fonksiyon tuşuna bastığınız zaman menüye geçiyorsunuz. Hemen ilk göstereceğim şeyler şu anda RX modunda hangi rengin yanmasını istiyorsanız bu RX modunda ayarlayabiliyorsunuz. TX'te de ayarlayabiliyorsunuz. Standby beklemedeyken ayarlayabiliyorsunuz. O sizin kendinize kalmış bir şey. İsterseniz hepsini aynı renk yapın. Fakat şöyle çok işe yarıyor. Gürültülü bir ortamda ya da cihazın sesini kıstığınızda eğer görüşme varsa ekran rengi değiştiği için hangi bölümünde ayrı ayrı pardon atayabildiğiniz için görsel olarak size bir alarm veriyor sanki. Yani diyorsunuz görüşme var, sesi açabilirsiniz ya da işte ne bileyim dikkatinizi çekiyor. Bu benim için mesela çok kullanışlı bir seçenek. Diğer 635 modeli menü yapısı, hafızaya alma, her şey biraz daha karışıktı. Fakat Alinco 735 gerçekten çok başarılı. Gerek menü olarak gerek RX TX olarak. Bu arada ben çok fazla dediğim gibi detaya giremeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Ölçümlerini yaptım. Ölçümlerini de dijital ölçü aletiyle yapmıştım. Supercom'un modeliyle. Bununla yapmıştım. Gerçekten ben aküyle çalıştırdığım halde yani voltajın düşükken bile yani 12 volt civarındayken bile akü voltajım ortalama 48 watt falan 45 watt civarında aldım. Bu UHF içinde ve AF içinde geçerli. Yani wattlar kesinlikle dediği wattı veriyor. Şöyle söyleyeyim, kutu içerisinde kafa uzatma kablosu yok. Kutu içerisinden sadece ayağı, vidaları, mic ve elektrik kablosu çıkıyor. Diğerleri ekstra. İnternete baktığım kadarıyla bunu dijital kartı ayrı satılıyor. Bluetooth kartı ayrı satılıyor. Bu şekilde bir cihaz fakat çok başarılı dediğim gibi. Nesi güzel, modülasyon çok iyi, dinleme çok iyi. TX'leri çok iyi, ısınma sorunu yok. Ben bu cihazda özellikle test etmek için Simplex'te 50 Watt'a atıp ki bulunduğum mevki İzmir'e benim bayağı bir 80-90 kilometrede olduğum için malum işte yüksek wattlarda görüşme yapmam gerekiyor ama en ufak bir ısı sıkıntısı yaşamadım. Yani aşırı bir ısı yok. Hatta hemen hemen ısı yok cihazda.
Diğer ölçümlerini yaptığımda da TX'te 11 amper gibi bir amper çekiyor. Yani UAF'de 9.5-10 amper, VAF'de de 11 amper civarı maksimum bir ölçüm aldım. Yani diyebileceğim şu, cihaz gerçekten güzel, başarılı, ekran büyük, menü kolay, malzeme kalite, gerçekten kaliteli yapmışlar. Çok rahat her şekilde. Çok güzel bir cihaz. Ben 635'te, o da UAF VAF 50 watt'tı. Fakat menü olarak ve işte bir takım ufak tefek sorunlar yaşamıştım. Yani ben çok cihaz elime geçip test etme şansım olduğu için biraz daha seçici bazen davranıyor insan. İster istemez kıyaslıyor. Güzel cihaz. Gerçekten bence Alinco'nun yaptığı en iyi cihazlardan biri. Yani almayı düşünen birisi varsa tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Çok başarılı bir cihaz. RX, TX hassasiyeti çok iyi. Orijinal halinde cihazın amatör frekanslarda TX'i kapalı. Ama isterseniz siz içinden direnci açık devre yapıp TX'leri açabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Malum IM de var cihazda. Yani burada işte hava bandı dediğimiz bandı da dinleyebiliyor. Tam 174'e kadar mevcut. Bu da 480 MHz'e kadar UAF kısmında gidiyor. Yani yeterli bir cihaz. Farklı amaçlarda cihazı düşünen varsa bilmiyorum ama bir amatör için oldukça geniş bir frekans aralığı var. Fiyatı çok ucuz değil. Bana göre çok pahalı da değil. 350 dolar civarı. Ama parasının hakkını veriyor. Gerçekten güzel bir cihaz. Yani Alinco kalitesinde. Ve şu ana kadar yapılmış bence en iyi Alinco'lardan bir tanesi doğal olarak. Dual cihaz olarak. Cross yok. Bu DR735H modeli. Bir de bunun E modeli var. İkisinin arasındaki tek fark cross olması. Fakat şöyle, buna yazılım kablosu edindiğiniz takdirde yazılımını yükseltip onu da veriyorlar. Yani onda da bir sıkıntı yok. Yazılımını yükseltip cross'u aktif edebiliyorsunuz. Aradaki tek fark o. Yani internetten kaynak bulabilirsiniz o konu hakkında. Sadece cross mevcut değil. Ama yazılımla cross'u da isteyen açabilir. TX'leri de açabilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Şu an piyasadaki birçok Çin malı cihazdan çok çok daha fazla kaliteli bence. Gerçekten çok iyi. Hoparlör kalitesine kadar gerçekten iyi. Sadece bunu söylemek istiyorum. Kullanmak isteyen, almak isteyen varsa hayırlı olsun. Hiçbir bence sorun yaşamazlar. Ve oldukça memnun kalırlar. Herkese selamlar söylüyorum. Tango Alfa 3, Alfa Foxtrot Golf, Fikret Gazi. Hepinize iyi günler. 73.